Herkese merhaba. Çocuklar, yeni videomla karşınızdayım. Bugünkü dersimiz fen bilimleri ve konumuz da maddeyi niteleyen özellikler. Evet çocuklar, dersimize başlayalım. Biliyorsunuz hayatta her şeyi niteleyen sözcükler var. Mesela insanları nitelerken ne deriz? Çok şefkatli bir insan, çok iyi bir insan, değil mi? Böyle bakın, burada iyi diyerek, şefkatli diyerek o insanları nitelemiş olduk. Ve aynı şey çocuklar, maddeler için de geçerli. Maddeleri hangi bakımlardan niteliyoruz? Nasıl niteliyoruz? Sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, pürüzlü, pürüzsüz olması, renkli, kokulu, tatlı olması. Evet çocuklar, bu açılardan maddeyi niteliyoruz ve maddeyi nitelememiz için bize duyu organlarımız tabii ki yardım ediyor. Biliyorsunuz bunları duyu organlarımızı anlatırken de kullanmıştım çocuklar. Bu dersimizde de kullanacağız. Evet bakalım, bunları böyle koyalım buraya. Hangileriyle algılıyormuşuz bakalım. Bir maddenin çocuklar sert ya da yumuşak olduğunu ben hangi duyu organımla algılarım? Evet çocuklar, bir şeye dokundunuz, sert mi yumuşak mı? Hangi duyu organımla algılıyormuşum? Evet, dokunma duyu organımla algılıyorum çocuklar. Çok güzel. O zaman buraya hemen yazalım. Dokunma duyumuzla. Evet, hemen geçiyoruz diğerine. Esnek olduğunu çocuklar, bir madde esniyor mu esnemiyor mu nasıl anlarız? Bunu da çocuklar dokunma duyumuzla algılarız. Hemen bunu da yazalım. Deri, el olabilir. Evet, bunu böyle göstermiştik o yüzden. Ve bir maddenin kırılgan olduğunu, kırılgan olup olmadığını nasıl anlarım? Değil mi? Ben yine elime alırım bir maddeyi. Bakarım böyle. Eğer madde böyle yaptığımda gerçekten kırılacak gibiyse anlaşılır çocuklar, değil mi? Bir maddenin kırılgan olup olmadığını hangi duyu organımızla algılarız çocuklar yine? Dokunma duyumuzla. Hemen bunu da yazalım. Pürüzlü ya da pürüzsüz olduğunu nasıl anlarız bir maddenin? Mesela bir ceviz, bir ağaç gövdesi, bir kozalak. Bunların pürüzlü, pürüzsüz olduğunu nasıl anlarız çocuklar? Yine dokunarak anlarız. Hemen buraya yazdık onu da. Ve gelelim bir maddenin rengi. Evet çocuklar, burada da gördüğünüz gibi rengarenk kalemlerim var. Ben bunların rengini hangi duyu organım sayesinde görüyorum? Evet çocuklar, hemen gözümüzü aldık. Hangi duyu organım sayesinde görüyormuşum? Göz. Hemen onu da buraya yazalım. Ve çocuklar, koku. Etrafımızda birçok koku var değil mi? Kimisi hoşumuza gider, kimisi hoşumuza gitmez. Biz bunu hangi duyu organımızla algılıyoruz çocuklar? Evet, burun. Hemen burun da yazdık. Ve geldik sırada tat var çocuklar. Yiyeceklerin tadına, içeceklerin tadına neyle bakıyoruz? Hangi duyu organımız? Dil. Hemen onu da buraya yazdık çocuklar. Evet, bu sayfamız bu şekildeydi. Maddeyi niteleyen özellikleri hangi duyu organımızla öğreniriz, hissederiz diye bir tekrar ettik. Ve hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet çocuklar, ne dedik? Duyu organlarımızla algılarız dedik maddeyi niteleyen özellikleri. Ancak çocuklar, bazı maddeler var ki bu maddeleri tatmak, koklamak, bakmak, dokunmak bize zarar verebilir. Bu maddeleri örnek olarak kimyasal temizlik malzemeleri, deney malzemeleri, tüp gaz, doğal gaz, ilaçlar, yanan bir soba, kaynak yapılırken çıkan ışık, bazı ürünleri şoklamak için kullanılan buzlar örnek verebilir. Çocuklar, buraya ilaçlar yazdım ama biz hasta olduğumuzda doktorların verdiği ilaçlar değil bunlar. Bunlar nedir? Mesela insanlar birbirine diyor ki, aa benim de şu sorunum vardı, bu ilacı kullandım, çok iyi geldi, al sen de kullan. Yani benim burada bahsettiğim çocuklar, reçetesiz kullanılan ilaçlar zarar verebilir. Çünkü size uygun olmayabilir. Bir ilacın size uygun olup olmadığına kim karar verecek? Doktor karar verecek çocuklar. Evet, ve böyle maddelerin vücudumuza zarar vermemesi için dikkatli olmalıyız çocuklar. Yani her şeyin tadına bakılmaz.
Her şeye çıplak gözle bakılmaz. Her şeye koklanmaz. Değil mi çocuklar? Her şeye biz dokunamayız. Bu açıdan çok dikkatli olmalıyız. Bunlar için çocuklar bazı amblemler var. Semboller var. O sembollere de ben bu videoda değineceğim. Neye dokunabiliriz, neye dokunamayız? Bize bu semboller anlatıyorlar çocuklar. Evet, böyle bir etkinlik yapalım istedim şimdi çocuklar. Maddeler burada yazıyor ve buraya özelliklerini işaretleyeceğiz biz de çocuklar. Evet, şimdi maddelerimiz birden fazla özelliğe sahip olabilir. Onlar için çocuklar birden fazla kutucuğu işaretleyebilirim. Evet, hemen başlayalım. İlk maddemiz paket lastiği. Paket lastiği çocuklar sert midir, esnek midir, kırılgan mıdır, pürüzlü müdür, pürüzsüz müdür? Paket lastiği deyince aklımıza ilk ne gelir? Tutup sündürdüğümüz için hemen aklımıza esneklik özelliği gelir. Değil mi çocuklar? Sünger nasıl bir maddedir çocuklar? Sert, esnek, kırılgan, pürüzlü, pürüzsüz. Süngeri de sıkıp bıraktığımızda tekrar aynı şekle geldiği için nasıl bir madde diyoruz? Esnek. Ceviz çocuklar, cevizin içini açtığınızı düşünün, kabuğunu da düşünün, dokunduğunuzu düşünün cevize. Nasıldır? Serttir değil mi? Aynı zamanda cevizi kırabiliriz, kırılgandır. Ve dokunduğumuzda çocuklar nedir dışı? İçi aynı zamanda pürüzlüdür. Evet, sıra geldi cam bardak. Evet çocuklar, cam bardak. Mesela benim de burada bir sürahim var. Bu da cam. Bakın sesinden de anladığınız üzere. Ben buna dokunduğumda anlıyorum ki sert. Değil mi? Peki esnek mi? Tutuyorum, bırakıyorum, hiç şekil değiştirmiyor. Esnek değil. Kırılgan mı? Evet. Kırılgan. Pürüzlü mü? Hayır. Hiç pürüzlü değil. O zaman pürüzsüzü işaretliyorum. Gazete çocuklar. Kağıt değil mi? Mesela gazetede böyle kağıtlardan yapılıyor. Ben bu kağıdı sıktığımda ne olacak? Benim avucumun şeklini alacak değil mi? Bazen bıraktığımda bir miktar açılır ama daha fazla açılmaz. O zaman eğip bükebildiğim için gazeteye ne diyorum çocuklar? Esnek diyorum. Ve yüzeyine dokunduğumda elime bir pürüz geliyor mu? Hayır. Yani pürüzsüz. Kaşık çocuklar. Yemek yediğimiz kaşıklar, çayları karıştırdığımız kaşıklar nedir? Serttir. Esnek midir? Hayır. Kırılabilir mi? Demirden yapıldıysa kırılmaz çocuklar. Pürüzlü, pürüzsüz, pürüzsüz. Taş çocuklar. Taşa geldik. Nedir? Serttir. Plastik cetvel. Evet, cetvellerinizi düşünün çocuklar. Serttir. Esnek midir? Hayır. Esnek olsa ben böyle yaptığımda esnemesi lazım. Ama esnemiyoruz. Cetvelinizi böyle yaptığınızı düşünün ne olur? Çat diye kırılır. O zaman kırılganlık diyelim. Ve pürüzsüz. Değil mi çocuklar cetvellerimiz? Ağaç kozalakları serttir çocuklar. Esnek midir? Hayır. Ve dışına elinizi sürdüğünüzü düşünün çocuklar. Nedir? Pürüzlü. Oyun hamuru. Oyun hamuruyla oynarız değil mi? Sıkıp bırakırız. Çekilen şekilde sokarız. Nedir o zaman? Esnektir. Evet çocuklar, bu etkinliğimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır oluyordur. Hemen diğer kağıdımıza geçelim. Evet, bazı maddeler zarar verebilir çocuklar. Bu konuya da değinmek istiyorum. Bazı maddeler nasıl zarar verebilir? Mesela çocuklar, bazı maddelerin dış görünüşleri birbirine çok benzer. Mesela çamaşır suyuyla su. Değil mi? Biz gidip çamaşır suyunu şişeye koyduğumuzu düşünelim. Bunu bilmeyen biri gelip su olarak içebilir ve büyük zararlar görebilir. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için ne yapmalıyız? Malzemeler ambalajlarında saklanmalı çocuklar. Yani kendi ambalajının üzerinde çamaşır suyu mutlaka yazar. Ona dikkat etmeliyiz. Deterjanlar banyo dolabında saklanmalı çocuklar. Evet, deterjanı getirip de mutfak dolabına koyduğumuzda çocuklar, evde küçük bir çocuk olduğunu düşünün. Oradaki deterjanı şeker zannedebilir, tuz zannedebilir. Değil mi? Deterjanlar banyo dolabında saklanmalı. İlaçlar da çocuklar ecza dolabına saklanmalı. Hatta bir şarkı var. Bir gün bir gün bir çocuk eve gelmiş, kimseye yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı diyor. Çocuk dolapta ilacı görünce şeker sanmış. Bu gibi durumların önüne geçmek için her şey ambalajında ve olması gereken yerde durmalı.
Evet çocuklar, dersimizin başında da size bu sembollerin anlamını söyleyeceğimi söylemiştim. Hemen bu sembollerin anlamına bakalım ve bu sembolleri gördüğümüz yerde ne anlamamız gerektiğini bilelim. Evet çocuklar, bu sembolü gördüğümüz yerde anlıyoruz ki tehlikeli bir madde var. Bu sembolü görürsek burada elektrik tehlikesi var demektir. Bu madde zehirli demektir. Bunu çocuklar hastane kapılarında da görürüz. Bu hastanelerin bazı bölümlerinde bu işaret vardır. Hatta hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar yaklaşmasın diye de yazılır. Değil mi? Nedir bu? Radyasyon demektir. Bu da zararlı bir ışındır çocuklar. Bu gördüğünüz gibi şekilden de anlaşılıyor. Alevlenebilir demek. Burada çocuklar deney malzemelerine benzer malzemeler var. Bunlar bakın elinize düştüğünde düştüğü yerler hafif oyuk oyuk. Ne demek bu? Aşındırıcı madde demek. Burası çocuklar bakın patlamış, etrafı küçük parçalar saçılmış, patlayıcı demek. Burada bir çarpı var, yani bu da zararlı demek. Burada da alev almış, bu da çocuklar yüksek ısı demek. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Şimdi sıra sizde çocuklar. Siz de pürüzlü, esnek ve kırılgan maddelere birer örnek verebilir misiniz? Evet, cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.